Tekrar merhaba kadim oyuncularınız nasılsınız? Ben Tuna amir ve bugün sizlerle birlikte uzun zamandır yapmadığımız o güzel tatlı mı tatlı silgecilerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhabalar! Nasılsınız arkadaşlar? Umuyorum keyifleriniz yerindedir. Huh. Valla heyecanlı heyecanlı bir got yayın. Got something special for you. Yeah, got something special Burada for bu you. <laughs> 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 Burada <ben>, <laughs> bu kanalın amanitoru olmayan varız. Aa amanitor üçüncü ayi huu Ay demek istiyorum. <gülüyor> 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 Teşekkürler hoş geldin. <laughs> e, yeni böyle bugün şey dedim, Acaba farklı bir. Ee, ses gelir mi gelmez mi diye yavaş yavaş kanalda böyle bir şekilde, şükürlü, hediyeyle, yap bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama. Yani bakalım. Bayağı monitör ya. Sınava 3 ay kaldıysa sınav sınav öncelikle Mehmet. Her zaman sınav öncelikle. Vay subancım Rainer System fena, fena çıkmadı ha. Tamam arkada. Got something special for you. Nice. Ney. Nefis. Valla güzel arkadaşlar. Böyle bir hafta sonunun ardından. Yeni... Sokağa çıkmalar dertlendiği dönemde e, Sokağa çıkmalar dertleniyorsa Bizim de yayınlarımız dertlenmesin Bol bol sizlerle yayınımız olsun değil mi arkadaşlar Diyerek hemen bastım yayını geldim direkt buraya Bugün e, Portekiz'i Jao Yani Portekiz'i <laughs> Cemal Cemal oynayacağız arkadaşlar Biliyorsunuz ki Civilization 6 Frontier Pass'in Son e, medeniyet güncellemesiyle birlikte geldi Portekiz Ve e, çok enteresan Geçtiğimiz hafta sonu işte Canlar birlikte Yayında oynama fırsatı bulmuşum ama bu sefer biraz farklı Yani biraz daha böyle o eski lezzet sivaltı oynamak istiyorum. Yani eski lezzet sivaltı tabii ki gene böyle e, işte society'leri alacağım, işte hero'ları alacağım, ne bileyim uh, kim onlar, monopolleri ve corporation'ları alacağım ama e, böyle birazcık böyle huzur gaming ya, böyle biraz tatlı, denizleri açılalım. Böyle keyifli keyifli takılalım. Öyle sohbet muhabbet edelim. Vallahi bilemiyorum Yunus bilemiyorum bu cumayı ya ne yapacağız. Per, per, perşi, perşembe yaparız ya <laughs> Sizler iyisiniz arkadaşlar Haftasonunuz güzel geçti mi? Keyifler yerinde mi? Her şey yolunda mı? Hello hoş geldiniz dostlar tekrar Yeni gelen bütün herkese Merhabalar diyelim Bugün öyle çok uzatmayacağım yani e, Dedim ya o eski yayın Zamanlarımızı özlemişizdir değil mi? Oyuna böyle laps diye girdiğimiz Çok dırdır etmediğimiz Heyecanlı heyecanlı oynadığımız Zamanlar Güzel. Şöyle bugünkü planımız arkadaşlar çok zamanda kaybetmeden belki çünkü iki günlük yayın olabilir bu. Bu yüzden de böyle şey yapacağım. Jao. diye bir isim var mı arkadaşlar? <laughs> Özellikle şu, şu, an ben okurken böyle lord öyle bir şey diyor ki sanki Jemal üçüncü. Üçüncü Jamal der gibi böyle. Arka tarafta. Çok enteresan. Portekiz e, biliyorsunuz ki yani önceki videomda da söylemiştim. Sivaltı videomda. Eee. Yani zaten denizci bir medeniyetin gelmesi beklenen bir konuydu. Bu yüzden de ee, bence güzel oldu. Çok da keyifli. Ben mutluyum. Kerkom Kerko acaba Serko diye mi okunuyor acaba? Portekizce bilmiyoruz ki. Burada atıp tutuyoruz. Baksana adını bile Jamal diye okuyorum. Jamal <laughs> <Üçüncü. gülüyor> Neyse fazla beklememek. Bütün ünitenin artı bir görme alanı var. Arkadaşlar bu o kadar kuvvetli bir ee, bonus ki. Düşünsenize katapultunuz fazladan bir görüyor. Atınız fazladan bir görüyor. Ya, artı bir gören bir şey artı bir daha görüyor. Yani bir gemi yapıyorsunuz. Gemi böyle yani okyanuslar ve karşı şey, böyle şeyin e, Paris Paris Normandiya kıyılarından bakıp buradan New York'u kesebildiğiniz gibi bir senaryolar falan çıkabilir yani. E, bayağı enteresan. Ve her bir medeniyetle tan tanıştığımızda bir artı bir ticaret uzası. Arkadaşlar 8 medeniyetli bir deity oyunu açacağım. Bu 8 medeniyetle de tanıştığım anda artı bir ticaret demek ve bütün bu, bu ticaretlerine iyi ilişkilerle yani savaşmadan sevişerek e, güzel bir şekilde tutabilirsem wow demek istiyorum sadece. Çünkü hop mikrofonu da kısmış ama e, çünkü gelecek olan ekonomiyi hayal edemiyorum. ya. tur başına 500 gold wow şu sene pat pat asker saldırı mı geliyor pat pat asker yani bayağı muhteşem yani. Okey, Serco diyor okunuyor. O zaman biz de Sergio, Sergio diyelim. Evet. <laughs> Porta do Sergio. Okay. E, ee, sonra Portekiz'in genel özelliklerinden bir tanesine bakarsak. kasa de India. Casa da India. Bu Indira gibi bir durumlar işte gerçekten. Galiba tam olarak böyle bir şey yani. Uluslararası ticaret rotaları sadece kıyılarda olan ve limanı olan şehirlere ulaşabilir. Bu da bizim o aslında ticaret rotalarımızın şeylerini de kısıtlıyor. Yani commercial hub yerine harbor 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 böyle durmadan liman olan şehirler bulacağız. Uzun vadede çok güzel ekonomi getireceğine inanıyorum. Ama e, bütün yılların artı %50 getiriyor. Yani 4 altın getirecekse işte 5 altın getiriyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Aynı şekilde deniz üzerine geçecek olan rotalar daha da uzun gidiyor. Yani normalde 20 tayal gidecekse işte 30 tayal gidiyor olacak. E, ve tabii ki e, bizim ünitelerimizde trading Unit ha, erke, erkenden zaten şey yapabiliyormuş. Açıldığı anda denizin üzerine geçilmiyormuş. Normalde biliyorsunuz ship building falan bir yapmadan deniz ticaret yolları açılmıyor ya. Işte onu aslında arka tarafta sağlıyor olması baya güzel. Ee, Now diye bir gemimiz var. Bu özel bir gemi, karavel yerine geliyor. Artı bir promotion da geliyor, kuvvetli daha az masraflı ve tabii ki iki tane Feitoria diye bir bina yapmamıza yardımcı oluyor. E, bu Portekiz'in önemli binalı. Normalde hep e, worker'lar bir bina yapıyordu ya artık bu sefer gemiler. Ya bunlar sefere çıkıyor arkadaşlar. Portekiz işte ya Avrupa'nın kapısı Port batıya doğru açılan kapısı diyebiliriz yani bayağı güzel böyle. E, böyle bir e, özellik geliyor. Portekiz'e özel bir özellik bu. Artı dört altın. Artı bir üretim veriyor bu binalar. E, buraya gönderilen yani bunun bulunduğu şehre gönderilen ticaret olarak artı 4 altın daha kazandırıyor ve artı bir üretim kazandırıyor. E, bir lüks ya da bonus kaynağına başka bir medeniyetin ya da şehir devletinin yanında kurulu olduğu ve sınırlarımızın açık olduğuna kurabiliyoruz. Şimdi Portekiz savaşmak için tasarlanmamış belli. Portekiz herkesi iyi niyetlerle çok iyi ekonomiyle tasarlanmış. Ve bu parayla bakalım neler yapabileceğiz. Bunu da çok merak ediyorum açıkçası. Bunun dışında tabii ki Navigation School dediğimiz bir e, bayağı denizci okulu var. Üniversite binası yerine geliyor. E, ve bu şehirde üretilen gemileri daha hızlı üretmemize yardımcı oluyor. Artı bir bilim veriyor ve her iki deniz ya da göl tayyabına yaklaştığında ve tabii ki ekstradan e da Great Admiral Points'le birlikte mutlu bir hayatımıza devam ediyor sanırım. Nefis. Jar'la artık fazla bekletmeden oyunumuzu kuralım. Tabii ki de oynayacağız. E, ee, game speed'i standartlı tutasım var biliyor musunuz arkadaşlar? Bu eski Civ tecrübesini birazcık özledim diyebilirim. Ee, denizlerde oynayacaksak o zaman bol bol adalar, denizler, kıtalar bizim olsun değil mi? Ee, resource'larımız bol olsun. Bıt, 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 bıt. Ee, natural Wonder'lardan böyle bir şey kıssak mı acaba? Birazcık böyle custom. Biz hani böyle işimize yarayacak birkaç natural wonder'ın yanında doğmak istiyorum gerçekten. Mesela olur, Çöllerin ortasında olur ya ihtiyacımız yok bence. Ya da um, Dead Sea, Ölü Deniz. Bak. Ölü Deniz bizim burada be kaçta ne? Buraya abuk sabuk koymuşlar gölün ortasına. Çikolata tepeleri Bermuda şeytan üçgeni şöyle hemen şehrimizin yanında çıksa Artı 10 böyle bir erkenden düşürsek Ne kadar güzel olur değil mi Böyle bütün göllerim mölleri kaldırdım ha Vallahi bravo Böyle bir kaldırdım ya artık. Kal kaldıralım onları. Kaşta değil kalkanda. <laughs> Antalya. Neresi orası ya öldünüz? Marmaris. <laughs> bütün bütün sahil şehrini sayacağım. Edremit. <laughs> Öyle paraya para demeyeceğim ya aynen. Batap Fethiye. Tamam işte ya. kaç kalkan Fethiye. Zaten Fethiye'nin hemen devam ya. O kadar da değil. Arkadaşlar Akdeniz'in Ege ile birleştiği yerler onlar. Dünyanın yaşını tabii ki yeni yapacağım. tepelikleri seviyorum. Fethiye. Başka bir pozisyonumuz dengeli yapalım. Birazcık böyle şans bizim yanımızda olsun istiyorum. Ee, kahramanlar açık, monopoller açık, secret society'ler açık. Zombileri açmayacağım arkadaşlar. Bununla ilgili ayrı bir video çekmek istiyorum çünkü. Bu tamamen bambaşka bir konu. Ee, put 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 put. Bir de barbarian Clan'leri açacağım. Arkadaşlar. Bu dördü galiba benim artık standart oyunumda hep kullandığım dört tane oyuna birlikte gelen mod olarak tarihe geçecek. Barbarlar, kahramanlar, efsaneler, monopoller, şirketler ve gizli tarikatlar. Aynen. Tam olarak Mansa Musa'nın şeyini oynayacağız arkadaşlar. Denizci versiyonunu oynayacağız. Bu böyle şey. Denizi sıkıyor, tuz yerine altın fışkırıyor yapacak böyle. Böyle. Deniz içiyor, altın sıçıyor. <laughs> tam olarak öyle devam edecek. Barbar kullanıyor. Okey. Sanırım hazırız ya. Iııı. Ee bütün Victor Type'lar açık. Adalarda fıt 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 standartta online speed olmayan bir hızlı. Gerçi online'da mı oynuyorsun acaba? Online'da mı oynuyorum, standartta mı oynuyorum? Sadece bununla ilgili kısa bir dakikalık bir demokrasi şey yapalım mı arkadaşlar chatten? <Sessizlik> Haydi <Sessizlik> Hay <Sessizlik> bakayım. İki dakikalık İki dakikalık demokrasi oynuyor. Laps yolladım arkadaşlar. Online. Online. Hız. Hız hız. Hemen i̇ki dakika arka tarafta dolarken ben de ee, kendime hemen bir çay alıp ...gelebilirim sanırım arkadaşlar. Bir yere kaybolmayın. Evet geldim. Herkes buralarda mı? Standart hız mı kazandı %51 ile? İnanılmaz bir demokrasi şey ya. Bakalım. Vay arkadaş 27 26 inanılmaz 27 26 bir oyun <laughs> son saniye oyun <laughs> tekrar sayacım <soyuz. gülüyor> kim verdi oyun arkadaş inanılmaz ya inanılmaz <laughs> artık sabah işe gitin <laughs> bayılıyorum biliyorsunuz arkadaşlar burası yok yok artık yapacak bir şey yok. kesin bir şeyler oldu. Quick yapalım ortası olsun. <laughs> Vallahi arkadaşlar bizde bizde öyle yok. Biliyorsunuz ki %50'den bir fazla olması bunun için geçerlidir değil mi? Demokrasi algılayımımız algımız bu kadar sığ olduğu için %50'den bir fazla olduğu için standartta oynayacağız. <laughs> ben yeni gelmiş. tamam abi işte orada adamı görüp basarsan oyu işte bilinçli basacaksınız arkadaşlar. Ya ya ya. <laughs> Benim haberim yoktu tekrar. <laughs> şimdi arkadaşlar. işte bu demokrasinin en güzel tarafı bu. Şimdi yüzde ellinin üzerinde olması bir şeyin kabul olması için geçerli sayılıyor değil mi? Ama bir yüzde %50, elli diğer yüzde elliden daha büyük değildir asla. Bu yüzden de insanları ee, şeye bo şey yapmamak lazım. Ne derler? Galyana getirmemek lazım. Şimdi ben, ben şimdi buranın şey olarak ahali akabile reisi olarak şunu diyebilirim. <laughs> ee... Victory for the Forsaken. Yay, teşekkür ederim tam olarak benim ağzımdan aldın. <laughs> forsaken için victory. <mi? gülüyor> Yeni sesli ekliyorum da arkadaşlar arka tarafta. <laughs> Silvana sırrı yizi koyduk yukarı. <laughs> Çok güzel. Ee, ama sonuçta demokratik haklarınız olarak bana dediniz ki, abi bu bir daha bir daha denensin bu dediniz. Ben de yani yüzde birlik fark çok az. İki tarafı da mutlu edecek bir fark değil. Bu yüzden de yeni yeni ikinci tur ikinci tur oynamamı yapıyorum arkadaşlar. Bunu YouTube'da izleyecek olan arkadaşlar için de kusura bakmayın ama demokrasi böyle bir şey işte arkadaşlar. İki dakikalık kısa bir oynamamızı da lapsiye başlattım. Konsolide <laughs> olan gençliğimiz var. Vay neler diyorsunuz. <laughs> Got something special for you. Hey Neşat çok teşekkürler. İyiyimlar. Çok sağ ol. Hoş geldin Prime için teşekkürler. Doktor Civago teşekkürler. Aynen. Ben bakmıyorum arkadaşlar. Ben oyları siz sayıyorum. Ben saymıyorum. Dijital sistem sayıyor. Ben bilmem. <laughs> Biliyorsunuz ki yayınlarımızın en güzel tarafı bu küçük tatlış demokrasi şölenlerimiz değil mi? Yani normalde tabii bazen şey geçiyorum böyle komünist rejimde gibi hareketliyim oluyor. Hakikaten herkese eşit adil olmak falan sosyalist takılmaya çalışıyorum. Sonra bazen bir içimdeki faşist ortaya çıkıyor. Diyorum ki yok adalar falan. <laughs> Ama aslında e, hepinize çok kötü bir haberim var arkadaşlar. Şu an yaşadığınız şey e, seçim ilüzyonu denen bir konu biliyorsunuz değil mi? Siz oyunun Hızlı gidip yavaş gideceğini seçiyorsunuz ama gereken bütün kralları ben seçtim ve aslında sizin ne seçtiğiniz önemli yok. Üzgünüm ama maalesef dünya böyle çalışıyor. O yüzden e, bir seçim yaparken neyi neden seçtiğinizi ve bunun sonuçlarını önceden görerek seçin. Sonra Tongaya gelmeyin. <laughs> <laughs> i̇şte büyük oyun bu arkadaşlar <laughs> Bu aynen Büyük Sivaltı projesi bu arkadaşlar <laughs> İşte oyun, oyunun sonunu görmek ve Yoksa oyunun sonu <laughs> Çok iyi <ya. gülüyor> Evet arkadaşlar Şimdi Evet işte burada gördüğünüz gibi asıl gerçek sonuçlar ortaya geldi. Ha bu arada standart hızı seçen arkadaşlar siz hiç merak etmeyin. Sizi, sizi eksik bırakmayacağım. Şimdi de demokrasinin çalışması gereken şekli anlatacağım size arkadaşlar. Evet herkes online hızda bu oyunun bir an önce bitmesini istiyor ama ben bu oyunu olabildiğince yavaş oynayacağım arkadaşlar. <laughs> Herkese tek tek anlatacağım. Burada ne yapıyorum? Burada niye böyle yapıyorum? İşte denge ara böyle bulunur arkadaşlar. Ya. İşte direksiyona kimi koyduğunuza dikkat edeceksiniz arkadaşlar. <laughs> Sonuçta kağıt üzerinde online'ız. Benim nasıl yavaş mı hızlı mı oynayacağım kimse seçmedi. İşte seçim illüzyonu gene. <laughs> Çok eğlenceli. Süpersiniz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada işin tabii ki esprileri şakaları bir yana. Ee, yeni gelen arkadaşlar için Portekiz e oynayacağız ve e, Nau diye bir özel gemisi var. Builder'lardan farklı olarak e, rakip sınırları açık olan şehir devletlerine ve şehirlere, ülkelere yeni bir bina yapabiliyor. Buralara ticaret otosu yoldanızda ekstra altın kazanıyor ve üretim kazanıyor. Üniversite gibi bir navigasyon e, yakıncılıklı denizci okulu var. Onun dışında her bir yeni medeniyette tanıştığımızda bir ticaret otosu kazanıyoruz. Ama sadece denize limanı olan şehirlerle bu ticaret otosunu aktif edebildiğimiz için bir tık geriden gelsin de inanılmaz güçlü bir noktaya getireceğini beni inanıyorum diyorum. E, deity, online hız, e, dediğimiz adalar, kıtalar, adalar haritası, standart hızda, bol resourcelu, dünyanın yaşı yeni, başlangıç pozisyonu dengeli, barbarian klanlar, hero'lar, kahramanlar, monopoliler falan vesaire vır zıvır bunların hepsi bizlerle birlikte burada diyerek başlıyorum. Yeah. Yeah. Angel ya. <laughs> From the first stirrings of life beneath water to the great beasts. Got something special for you. Yay! Signative. first upright our Now begins your greatest quest. jalal the jalal the i Şey and guide others to them. Give me the Bring prosperity <laughs> back to your people, so that they may experience new Abi şimdi müzikten telif yeniyor YouTube'a attığımda o yüzden açamıyorum ya. Yoksa çok istiyorum açmak ve sivilizasyon müziksi oynadığım için çok eksik oynadığımı hissetmeye başladım gene ya. Portekizli Cemal tabi Cemal çünkü. Hop Cemal abi. Abi şu dengeli başlangıç anlayışına bayılıyorum şu oyunun ya. Aa, galiba Portekiz'in bu adalar haritasındaki başlangıç e, dalgası birazcık bozuk galiba ya. Ana cücük kadar adadayım lan ben. Şöyle bir şehir daha kuracağız işimiz bitti. Got something special for you. Hey hey late fall. teşekkürler Cemalinin çok sağ ol. Cemal'in şerefine. Cemal'in <laughs> şerefine. dur 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 bakacağız bir, bir sağa solu bir inceleyelim arkadaşlar. Eğer bu adaya tek bir şehir kurabiliyorsam ya topraklardan faydalanmak da istiyorum o yüzden tahminen şuraya Bak şu 4 Settler. Burası sular yükseldi. Burası cacıklayacakmış. Buraya gelirsem balinayı alabilmek için buraya gelmem gerekiyor. Eğer buraya gelirsem 1, 2, 3 bunu oluyor. Tamam okey. Mantıklı olan buraya gelip kurmak. Yani şunu görmüş olduğunuz bütün deniz kaynaklarını alabilmek için bu. Ben abi hiç durmayacağım. Hedefimi düz koydum. Ben dümdüz şeye gidiyorum arkadaşlar. Denizciye gidiyorum. Başka hiçbir şeyle uğraşmayacağım. Ya yani scout çıkartmamın hiçbir anlamı yok. Gene aynı şekilde. yapıştırım monumentu. Erken oyun. Fıstık gibi. Tekşir Portekiz de enteresanmış bu arada. Bu coğrafya onun için pek uygun değil gibi ya. Yani bence değil en azından. Bilmiyorum yani. Evet, birazcık değiştirdim arkadaşlar. Ee, özellikle hani e, uzun süredir aramızda olan arkadaşlar da hala cıbış falan yapmasın. Onu yeni gelen arkadaşlar verin diye. Okey fena değil. Buralarda toprağımız var. Laventa erken oyunda şey almak çok iyi oldu. Okey. Artı bir fate Böylelikle... Çok iyi abi. Erken şey almayacağım. Hero almayacağım. Bir tane Builder'a ver. Okey. Yönetim kartlarımızı da burada mantığımız gerçi barbarlara karşı hiçbir değişmeyecek hayatımda ama artı bir Fate ve artı bir Gold'la hızlıca erken Pantheon'ları alabilir miyim acaba? Ama işte büyük ihtimalle onu kaçıracağım. Artı bir üretim için tek şehire Gerçi artı bir gold iyi ya. Şu arken pantheonu bir an önce açalım mı? sonra koparız onu. Öyle ee... Empire'a gidip hızlı şehir kurmak çok bir işime gelecek mi ona emin değilim. Yıldırım çıkıyor zaten o arada da gelecek. Yani şu alt, alt çizgiden gerçi Öyle Empire'a gideriz ya sıkıntı yok. God of Sea düşünüyorum ya çünkü bayağı bir deniz kaynağım var etrafta. Okey. Şimdi böyle bir adamız var. Sular yükseldiğinde sıkıntı yaşayacağımız yerler az çok belli. Bu adaya zorlasam 4 şehir sığdırırım ama ben 3 şehir sığdıracağım. Artık deniz bariyerleri falan bunları düşüneceğiz. Bir tane buraya şehir kuralım. Sonra. Gerçi bir, bir tık fazla mı şiir şey yırtılırsam yoksa hemen denizlere açılıp başka yerlere mi gitsem ya? Yani böyle geniş geniş üç tane şehrim olabilir aslında burada. Yani pıt pıt pıt. Normalde daha yakın kurarım şehirleri ama. Bakalım. Neyse bu üç tane şehri kuracağız. Şimdi karar vermem gereken şehirden bir tanesi. İlk limanı buraya mı yoksa buraya mı kuracağım? Çünkü bu mesela soru olması gereken sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz Reef, kampüsle bana bonus sağlayacak. Kampüs. Buradan bunu alacak. Şehri belki buraya kurup harbor, dağ ve bu deniz tayalıları şöyle birleştirip bir bonus alabilirim. Güzel bir ee, sinerji yaratabilirim burada. Aynı şekilde şuraya bir mesela örnek veriyorum. Entertainment District. En azından buradaki halkı mutlu edebilmek adına. Şuraya bir kampüs daha. Ve bu kampüsün hemen yanına şöyle limanı. Böyle bir planda fena olmaz gibi ya. Şehri şu ikisinden birini kurmam gerekiyor. İşte buraya kurarsam Venedik Arsiyeli'ni kurabileceğim sığ alanım kalmıyor. Buradaki liman Venedik Arsiyeli'ni kurabilecek bir yere gelebilir mesela onun için. Ya da asıl ondan en ziyade ben Lighthouse vesaire ıvır zıvırla bu denizciliği daha da iyi değerlendirmek istiyorum. Neyse bakalım. Hakikaten kendimize özgü cücük kadar bir yarımada da başladık ya. Yani. Çok tatlı. Denizcik 4 tur sonra çekiyor. Şey Pantheon da geldi. Şimdi... Topraklarım aslında çok güzel. Yani buralarda hayvan gibi fate alabilirim. Hiçbir holy site yapmadan, durmadan fate alıp bir dark age'e girip oradan bir tane heroic age patlatıp sonsuz settler basabilirim. Ki bu bayağı güzel olabilir aslında. bayağı çalışır. Öncelikli olarak. Ee, ama bir yandan da God of, God of the Sea var. Deniz, denizler biliyorsunuz ki arkadaşlar. Şimdi kaç production alabiliyorum? Bunların hesabını tutmak gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şehre artı 5 production var demek bu. Sonra buradaki şehre 1, 2, 3. Artı production bu şehri. Sonra buraya kurmak istediğim şehirde de 1, 2, 2 production. Aslında hiç fena değil. Yani bu God of the Sea burada çok değerlendirilebilir bir konu. Aynı şekilde e, Earth Goddess'la. Eğer ki Earth Goddess bir fate değil, iki fate veriyor olsaydı kesinlikle alırdım bu arada. Bu güncellendi biliyorsunuz arkadaşlar. Um, Artı bir production, artı bir production'dır arkadaşlar. Yani bu çok kritik bir konu. Hemen bir setlerimizi çıkartalım. Erken oyun setleri çıkartabilmek baya kritik bir konu bu arada. Şimdi tabii food'la ilgili bir sıkıntı var. Neyse ki bir tur sonra bu food'la ilgili problemi çözeceğiz. Olabildiğince geniş alana bakmaya çalışıyorum ki herhangi bir barbarin kavmiyle uğraşmayalım ya. Arkadaşlar barbarlarla hiç uğraşmak istemediğim için bunların hepsi oluyor. Kasaba bulamadığım için e, society'leri bayağı geç bulacağım arkadaşlar. Bu ciddi bir problem aslında. Bayağı ciddi bir problem. Neyse bu, bu oyunu buradan belki döndürebiliriz ya. Şu an online hızlıyız arkadaşlar. Bir tur sonra sailing geliyor. Bir an önce de gemileri çıkartmamız zaten şart. şu iki tayalı kesinlikle bırakmamamız gerekiyor. Sonra gel şuraya gireceksin sen. Çünkü buradan hem production'ımızı toparlıyoruz. Yani oyun bile benim seçtiğim yeri işaretliyor arkadaş. Bu nedir ya? Ulan Turapamir biliyorsun bu Civilization oynama işini. Yani şu an o kadar kötü durumdayız ki ama bir o kadar da iyi durumdayız arkadaşlar. Neden diye sorarsanız size şöyle anlatacağım olayı. Ee, i̇lk çağda zaten Dark Age'e girmek istiyordum. Ve bu benim şu an bütün ihtiyaçlarımı, bütün her şeyimi karşılıyor. Hatta evet. Bunu daha da devam ettirebilirim. Aa, <laughs> Pingala vesaireye gidiyorum normalde biliyorsunuz. Ama bugünkü yani Magnus Pingala'dan ziyade bu sefer Pingala. Çünkü bazı kültür kartlarını erken açmak istiyorum. Ama şöyle bir olay var unutmayın. Buralarda artı bir kültürüm var arkadaşlar. Artı üç kültürüm var. Yani Pingala'nın buraya girip nüfusla birlikte bana vereceği artı kültürel bonus yerine Reyna ile mesela başlamak şu an çok daha mantıklı benim için. Harborların, limanların yakınlık bonusunu ikilemek benim için şu an en ön büyük önceliklerden bir tanesi olacak burada. Bunun sebebi de şu. Ee, Dark Age'de kalıp sonra altın çağa girip Hiroi'ye çevirip o zamana kadar bütün 3 tane liman koyup bu limanlardan işte inanılmaz bir ekonomi ve inanılmaz yakınlık bonusu ile birlikte bir denge çıkartıp bunu kampüslerle birleştirip teknolojik olarak aradaki farkı kapatmak gibi bir hedefim var. Yapabilecek miyiz tabii ki hep beraber göreceğiz bu arada. Üç şehir buraya yeter. Dört şehir yapmanın çok bir anlamı yok. Barbar demeyeceğim. Direkt yağmalıyorlar arkadaşlar. Hiç bırakmıyorlar yani. Affetmiyorlar ya maalesef. Oyunun onda birlik bloğunu bitirdik. Yani çok iyi bir başlangıçta değiliz. Patlayabiliriz. Hiç problem değil. Yani amaç zaten oynayarak öğrenmek. E, hızlıca politik felsefeye gidip Bakalım neler yapabileceğiz. Aslında bu şehri dümdüz yürütüp buraya kurup ikinciyi buraya kursaydım çok büyük zaman kazanacaktım. Fiyarlık. Başka hiçbir şey değil yani. Arkadaşlar minik drop değil. Benim e, upload paketimde ufak bir sıkıntı olduğu için ben yayını 30 fps'e çektim. E, onu düzelttikten sonra tekrar 60 fps'e çekeceğim. Evet... Parlamentosu kabul etmiyormuş. Sana sınırlarımızı bir açalım. Şimdi o gemileri şimdiden iyi niyetlere başlamam gerekiyor. Ee, yeni bir distrik yaptım ekstra. Puan. Olabilir. Gerçi pen and brush da olur. Çünkü burada monumentlar yapacağız bunun üzerine. Yani bir ara yapacağımıza inanıyorum. Şimdi tersten devam ettiğimiz şu oyuna. Olay birazcık farklı ilerledi. Tabii ki. Şimdi bir tur sonra limanlarım geliyor. İşte oyunun asıl etki alanı şu an başlayacak arkadaşlar. Reyna double yakınlık bonusu. 3 yerine 6 gold vermeye başlayacak bana. İlk gemimi de çıkartmaya bekliyorum. Çünkü çağın bitmesini beklemiştim. O da era score verecek eşek gibi bana. Hu güzel. Şimdi limanı açtık. Limanı açtığımıza göre yavaş yavaş e, ihtiyacımız olan yerlere doğru devam edebiliriz. Mesela bunlardan ihtiyacım olan yerlerden kastımız ne? Biraz e, kampüs, biraz nüfus, biraz monument vesaire gibi şeyler var. Güzel era skor. Liman artı 4. Evet, şimdi bunu buraya kurarsam. Double yakınlık bonusu buradan 8 goldu her zaman. Victory For the forsaken. Yay, teşekkürler. Sürgün John. <laughs> Can Türk. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Şimdi yakınlık bonusları çok kritik ya bunları sadece ona göre değerlendirmemek lazım ama e, benim burada yapmış olduğum plan aslında şuydu limanı buraya kurup e, buraya kampüs kurup buraya da şehir kurup bunları böyle birbirleriyle matchlemekti yani buradaki kampüsü daha efektif bir hale getirebilmekte çünkü e, çok dağlarınızın olmadığı bir yapı karşınıza çıktığında Diğer distriklerle bunları planlayarak yerleştirirseniz eğer en azından iki distrikt artı bir bonus verir mantığıyla minimum artı üçlük bir kampüs elde etmeye çalışmak. Maksat bu. Amacımız bu. Şimdi bu çok böyle tempting Gerçekten böyle istiyor. Gel bunu yap diyor. Eee Önce şunu bir garantileyelim. 15 tur yerine 9 tura indirelim Harbor. 9. Okey. Buraya başka distrikler kurarız ya. Buraya başka water park falan kurarız ya. Artı 4. Benim DT'ye karşı oynuyorum. Paraya her zaman ihtiyacım olacak arkadaşlar. Sonra da bir tane monument yap bakalım bana. Canım. Gez bakalım sen de. Hatta gezme. Şu aşağıda yer buldun hemen. Oraya bir git bak. Ee, güzel de para biriktirdik. Nereye bulduk burada? Barb. Barb. Hadi ne olur önümü açın şurada beni uğraştırmayın. <laughs> Animal Husband'ı çünkü buradaki yamyamları alacağız. Bunu da kitle. Bu iki tayalı. Bu üç tayalı hiçbir zaman değişmeyecek. Buna birazcık elinizi alıştırmanız lazım ya. Bu da bayağı kritik oluyor arkadaşlar. Şimdi Reyna'yı zaten bu, buradan direkt bu tarafa çekeceğim. Yani buradaki artı... Gerçi artı üç... Şu an ilk aşamada... Of, yani çok önemli mi? Çok emin değilim. Ama zaman kaybetmek adına buradaki daha erken bir... Ya... Ya harika ya. Var birazcık şey verseydiniz. Tundra olmayan alan verseydiniz ya. Yani... Burayı kuramıyorum. Zaten mecburen buraya kurmam gerekiyormuş. Okey. Dağlardan akvadaklar bir şeyler çekeceğiz. Ee, Bakın buradaki şekeri alabiliyor muyum? Onu da bir sonraki tur alacağım galiba. Lüks kaynağı lüks kaynağıdır arkadaşlar. Hop. Haydi bakalım. Oğuz of Minerva geldi. Şimdi ekonomi için ekonomi için baya baya güzel şu. Oğuz of Minerva'ya mı gitsem? Kaç ekonomik gideceğiz değil mi? Direkt laps laps ekonomiyi basalım ya. Şimdi iki ticaret rotam var. Bu iki liman arası bittiği zaman en azından kendi şehirlerimin arasında bile rahat rahat ticaretimi yapabiliyor olacağım. Ee, hatırlamadığım nokta. Settler'ları. Allowed traders to embark. Hello, land units to Aslında ship building'e gitmem lazım. İki galeyi alıp ship building'e geçebilirim. İkinci bir galeyi almam lazım burada. Hmm. Koyacak yerim olmadığı için tatsız. Tüm şeyleri artı bir şuradaki artı bir Fade geç trade rotalarını alalım içeri. Ee, ya da builder'ları hızlandırabilirim şu an. Aynı şekilde naval ünitelerimizi hızlandırırsak. Of, bu arada bir şey diyeceğim. Bütün denizci medeniyetlerin karşıma gelmesi nedir ya? İnanılmaz bir şey bu. Bütün planım bozuluyor ama yapacak bir şey yok. Liman, kampüs. Entertainment, kampüs. Böyle bir plan kurmaya çalışıyorum. Buraya da bir tane arkasına commercial hub. Buraya bir tane ee, workshop. Industrial. Böyle kurmam lazım. Böyle kurulmam lazım buraya. Bakacağım. Venedik Arsene için yer var canım. Yer var. Sıkıntı yok. Onu buralar oralar. Onlarda problem yok da. Şu, şu limanı. Bunu bu ucu alacağım ya. shipbuilding'e gitmem lazım. Şu an rakipler inanılmaz kuvvetliler yani. <laughs> Bir bak buradaki şekerin üzerine irrigation. Ha. Okay. Of Wonder yapmıyorum. Classic Republic'e geçeceğim. Naval üniteleri buradan yapacağım. Tüm ticaretlerinden artı 2 Gold. Builder'ları hızlı yapmayı salıp onun yerine setleri hızlı basıp bilirsem acaba başkentten hızlıca setleri basıp diğer kıtalara pıt fıt 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 gidip yerleşsem mi? İlk tanıştığımızda artı double envoy daha kritik. Defensive Tactics. Şu İngiltere'den bir liman bulabilsem aslında muhteşem olacak da. Aslında İngiltere ile savaşıp bitirebilir miyiz acaba ya? Uf, kaç teknolojide? Çok askeri var gibi görünüyor ama 11 teknoloji, 5 teknolojilerimizde crossbow'un archer'lar bizi birazcık üzer bunlar İngiliz. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. işte setleri buradan götürelim. Neyse şu İngiltere ile ticaret. Bir onu bulacağız. Ya deniz kenarında bir şehir görseydim bu arada bütün olayların yönünü değiştirdim arkadaşlar. Bu arada Hero'ya girmem gerekiyor. Daha mutlu oldu bir anda. İngiltere'yle bu kadar yakın olmak istemezdim ama. Şu yolu en azından bitirelim bir. Bir Guarda ya bu şehri döşesin. Bu yolu döşesin. Şehirlerimizin arasında en azından yol olduğunu emin olalım. Bir dakika. Of oh, şu setler var ya. O oh, Hippol almış. Bizde kimler var? Hero. Sun Wukong. Politiye alsaydık. Okey o yayı alıp galiba ben İngiltere'ye savaş açacağım ya. friend olmak da var. Aynen altın Nisan hedef altı Nisan arkadaşlar altın Nisan'ı arkadaş. bir atlatayım ondan sonra bütün videoları hep bütün videoları tamamlayacağız. Hoş geldin Utkum. Şimdi bu adamlarla barışacak mıyız? Kavga mı edeceğiz barışacağız mı? Güzel bir yorgunum arkadaşlar ya teşekkürler sorduğunuz için sağ olun. Ee... Haydi bakalım. İngilizlere dosya seks yani çok çok büyük şey gücü var ya. Yani şu şehir deniz kıyısında olsaydı savaşacaktım. Ya buraya adam götür, adam çıkart. Zaten çok zor bir coğrafyada başladım. Hiçbir anlamı yok yani. Şuradan at alacağız. En azından şu kaya gibi böyle bu tarz ekonomik state'leri kendimize alalım. Mesela Maui kendimize lüks kaynağı basmak için, kaynak basmak için çok iyi olur. Bu ne ya? ya o dakika bir. Başladık maşallah. İki tur sonra. Artık çöl şehri falan kuracağız ya arka tarafta. Ne yapalım? Mavi ile kendime bir sürü kaynak versem mi? Soru bir. Üç ticaret rotam var ama daha liman koymadıkları için hiçbiriyle ticaret yapamıyorum henüz. Bunu karşıya geçiremiyorum. Neyse sen gel de şu eşlik et bari. Karşı kıyıya bir şehir kuralım. İngiltere ile aramız iyi ya. Gitar 60. 60 sayısının sebebi nedir? Yes, ilk ticaretimiz başladı. Artı 12 altın. Haydi bakayım. Hop. Görüşürüz. Settler Reis. Yürü bakalım şuradan bakalım. O setler gidecek mi sizce oraya? Bırak aşağıdaki şehre. <laughs> Evet. 6 tur. Kaç? 5 era skor toplamam lazım. Aa, 5 era skor. En azı era skor nasıl kasarım şu an? Nasıl yapacağız era skoru? District'ten gelecek. Yok gelmeyecek. Oh frek. Şekerden ziyade at at ve üretim aldım arkadaşlar da. Benim şuraya ulaşmam lazım ya. Barbarlara takılmadan. De o kadar turum yok. 5 turda gidemeyeceğiz arkadaşlar. 5 tur sancılı bir süreç. Daha dakika bir artı 50 goldla başladık şu an oyuna. Abi şuraya şehir kurmam lazım. Yani şurası var ya bizim dünyanın kaderini değiştirecek. Ee, karşı sırları açacaksın falan. Ee, yani açalım abi. iyi geçineceğim ya. Ben de denizciyim. Bir oynuyoruz. Ben Rusya'yım ve Türklük yüzü... Ne? Turluk yüz kültür yüz, yüzü yüz, turizm geliyor. Abi ise 60 gözüm kazanıyor kültür zaferi. Yapabilir miyim? Kültür zaferi yapabilirsin tabii canım. Hero'dan gelecek mi diyorsunuz? Okey o zaman Moe'yi alacağım çünkü. şuraya bir şehir kurmam lazım. İki şey aynı anda oldu. Wonder, Maui. Tamam tertemiz. Uf uh, bir an korktum Heroic Age'e giremeyeceğim diye. Bak Jabalang Jubilink de burada. Bunu da kaptırmak hiç istemiyorum ya. Erken oyunda bir sürü gemi ıvır zıvır yapabilirim yani. Ha şey kampüs bitti o sırada. Nice. Lighthouse abicim. Çünkü o kadar paramız var ki bilimi tam olarak böyle kurtaracağız. Şimdi hemen şu Maui ile sağa sola bir şey koyalım. Ee, bir tane Evet evet şey epik ekstra skor ee, artı 3 geldi ya buradan. Oo, corp corporationlar için muhteşem başlangıç arkadaşlar. Tertemiz. Şuradaki vasıfsız topraklarımızı vasıflı topraklara çeviriyoruz. 340. Bir tur sonra... Bir dakika. Benim bu tur setler alabiliyor olmam lazım. Yes. Böyle arkadaşlar. Şimdi hayvan gibi yayılacağız etrafa. Hero. Evet tam olarak aslında bu. Yani Dark Age'de kalıp Hero'ya geçip iki tane limanım var. Üç tane limanım var pardon bu limanların yakınlık bonusları aynı zamanda da şey verecek. E, science verecek. Şu an tur başında kaç science'ım var? Üf, göremiyorum ama güzel işler olacak birazdan. 3 tane dedikasyon yapacağız burada. Sivilin e, ünitleri unitleri fate alabilmek. O kadar fate'im yok. Keşke olsaydı. Güzel olur tabii ki. E, bunun dışında dinle uğraşmayacağım. Şu an şu üstü parkur. Tertemiz işe yarayacak arkadaşlar. Şimdi buradan hızlıca bir de kartografiye gidip aslında biraz uzun bir yol ama ee, benim özel gemimi açarsam diğer medeniyetlerin yanlarına girip bu binaları kurduğumda bakalım şimdi bütün ticaret yolları Tuna'ya al Hinduizme artı 10 vermeyeceğim ya protestanlık falan uğraşın arkada bakın şu an artı 22 birimim var tek kampüs Arkadaşlar yani aslında İngiltere şu an e, Gitarcı biraz sapıtmış durumda Sebebini bilmiyorum bunun ne olduğu konusunda Hiç fikrim yok ama e, Aynı miktar Tek kampüsle ama 3 tane Harbor'la e, Bilimin getirebildiği noktayı görüyorsunuz arkadaşlar Şimdi Gilded Wallet Erken oyunda evet birazcık kritik kritik Ama artık Pingala'yı alma vaktim geldi Çünkü bir yandan da e, Lisbon'a pingala yerleşiriz Çünkü buranın bir kampüsü var Pardon çok yanlış bir hareket yaptım. Eee... Bu Lisbon'da kalacak. Pingala'yı Coimbra'ya koyacağım. Coimbra bizim ee, şey merkezimiz. Great Person merkezimiz. Hem Great Admiral çıkaracak. Ee, ve bir daha aynı şekilde buradan bu gelecek. Kampüsümüzü bitti. Bilim adamı basmaya başlayacağız. Civic olarak da Acaba Great Library çıkartır mıyız ya? Biri almadıysa. bir almadıysa ne çıkartırım ya? Şimdi İngiltere. Friendiz ama bir delegasyon yolla. Sınırlarını aç. Güzel. Gitarcı. Ben de açtım. sen iyi niyet abicim. İyi niyet. Olabildiğince iyi niyet. Şunu alacağım önce. Hop. Şu Maui ile şu bölgedeki bütün lüks kaynaklarını toplayıp halkı böyle mutluluktan çıldıracağım ya. Her gün festival, her gün böyle port Portekiz insanları. Macera dolu Portekiz insanları adlı oyunu başlıyoruz arkadaşlar. Macera dolu katman dular. Şimdi bir Great Lighthouse'umuzu yapalım. Wonderlar kritik arkadaşlar. Şunu bir tamir etsin bu. Üzerine şirket kuracağız çünkü. Halikarnas mozelyumu zaten burada onun yeri hazır ayrıca. Hop. Okey. Bonus resource'lara hayır demem. Aman ha. Buraya şehir meyir getirmeyin yani. Bu oyunu kazanmamın tek yolu bu. Şimdi de yukarıyı açmam lazım. Yukarıda ne olup bittiğini bilmiyoruz arkadaşlar. Ee, selam Tuna abi. Tur limiti'nin kapattığım oyunda kültür hariç diğer zaferler uygun değil diyor. Acaba bilim ya da dominasyon zaferi için tur limiti şartı var. Evet evet. O tur limiti gelmeden önce tamamlayabilmek zaten asıl hikaye. Maalesef öyle bir durum var. Şimdi. Ee, o Great Lighthouse yalan mı oldu? Okey Great. Biz de Colossus yaparız abicim. Colossus da kritik. Colossus da önemli. Roto oraya koymadan. Şuradan şuraya gitmem. Şuradaki boş alanlara da bir... Hem yarışı hem sen şunu bir... Repair et. Sonra bunun üzerine bir şirket kuracağız çünkü. Holy Grail. Holy... Holy Grail. Şu araları bir yerlere yerleşeceğiz. Şuraya iki tane daha şehir kurabilirim aslında. Bir şehir bu buruna kursam. Biraz full sıkıntı çıkar ama buradaki bütün deniz kaynaklarından resource toplamış olur. Bir şehir de şu yukarı kurarım. Böyle böyle. Biraz kıytırık şeyler olacaklar ama... Dostlarımızla birlikte mutlu ve mesut şekillerde bu olayı halledeceğiz. İnanıyorum. Şimdi dünyanın ne kadar gerisindeyim acaba? Sonuncu sıradayım teknolojide. Herkes bana 10 teknoloji falan ileride. Okey abi, okey. Hiç mahsur yoktur. Şunu şuraya bir sağ Sen şunu kitle, o kitle. Okey, ilk şirketimizi kurduk. Şimdi her şehirden farklı bir trade yapmaya çalışıyorum. Bunun sebebi de arkadaşlar. tek şehre o food altın tek bir yere yığılmasın diye. Buraya yerleşirsem bence bu iş olur ya. Tundura mundura ama yaşarız yani. Böylelikle şuraya bir şehir daha kurma fırsatı verir bana. Yapıştır ağacım. Liman. Her yere liman. Hadi ya yani az kaldı ya şuraya şehir kuracağız. Holy Grail'a karşı bilmemler. 4 Fate 6 Turizm veriyor. 2 kültür 2... Iki... Bunu istemiyorum. Bunu da vermeyeceğim ama. A favorlar senin olsun ya. Benim zerurumda değil şu an favorlar. Şimdi birikmiş purchase aslında bir trader alabiliyor olmam lazım diyecektim. Tam olarak alabiliyorum ya. Harika. Ee, ama. Şöyle bir sıkıntı var. Government Plaza'yı buraya kurmamam lazım. Fakat buraya kuracağım bunu. Hatta süper hızlı bir şekilde kuracağım. Hop. Tur başına 70 gold. Haydi bakayım. Şöyle bir şey yapacağız. Şu olabildiğince hızlı government plazayı bitireceğiz ki arkadaşlar. Yeni kuracağımız şehirlere süper hızlı şey alabilirim. Ee, içlerinden i̇çlerinden builderları bilmem nereye çıksınlar. Hedalizm'e geçeceğiz. Hop, artı 3 combat strength for all navy units. Okey. Tamam bu çok iyi oldu bunun çıkması. Çünkü bu bizim Explorer'ımız bunlar. Şimdi bütün medeniyetleri bulmam lazım ki olabildiğince hızlı bunlardan bir ee, şey çıkartalım değil mi? Aynı şekilde Promote Pingala'yı artı bir Citizen kadar 7 artı 7 gelecek bunun üzerine. 35 sayısı çıkaracağız şimdi. Bunların hepsi büyük bir planın parçası arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Para varken setlere abanıyorum. Hiç ee... başka şansım yok çünkü. Hemen şu alternatif yerler olabildiğince hızlı şehirler kurup, ben de buralardayım demem gerekiyor. İkâgaru, vara Nişonkoku no Bushido no Shinkōsha. Sen bu setleri bana ver. Vay tokumu ne? Alırım o setlerini yalnız. Alırım o setleri. Trade route'lar geliyor arkadaşlar. Şimdi buraya kuracağım şehir buradaki buralarda ticaret yapacak. Yani birazdan ekonomi çıldıracak arkadaşlar ya. Bunlar İngiltere herkesle dostlar. O zaman ben de dost olur. Erken oyun bunları sağlayabilmek çok kritik bir konu. Turbaşı 13 gold'da bunu da satarım gitarcıya. Etti mi sana tur başına 80 gold? <laughs> saçma şu Oyun çok saçma yere gidiyor. Üzgünüm Japonya'cım, üzgünüm Japonya O setleri bırakmaz aklı olan, aklı olan o setleri bırakmaz. Parayı görünce biz gözüm döner arkadaşlar kimin gözü dönmez Allah aşkına. Parayı görünce kimin gözü dönmediğini gördünüz bugüne kadar. Porto'ya mesela mesela bu turu buraya götürürüm bu ticaret otosunu. Çünkü gerçekten bu şehrin artı bir food production ve gold'a inmenmeye ihtiyacı olacak. Yani buranın gelişmesi için birazcık kritik bir konu. Daha hiç askerimiz maskerimiz hiçbir şeyimiz yok yani bu arada arkadaşlar. Yani öyle düşünün. Ee, i̇ki tur sonra bu şey bitecek. Önemli olan bu şehirleri hayatta tutabilmek arkadaşlar. Yani tek başına gitarcı da buradaymış. Hmm, başkenti burada. Uf, kocaman alanı var ya. İnanılmaz. Okey abi. ben ada, ada şehirlere inanıyorum ya. Ada şehirlere inanıyorum. Şuraya, şuraya bir şehir kuracağım. İnanılmaz. Bakalım nasıl kaybedeceğiz. Japonya'nın bizden tam 16 fazla teknolojisi var. <gülüyor> <gülüyor> Ben tam şuraya şehir kuracağım bir de ya, inanılmaz sonra da Japonya'yla aramız açacağım bir yolunu bulup. Ha, müthiş. Levent'i e Lake'te alacağım. Ya yani orası tutulmaması gereken bir yer ama şu anki gemilerimle orayı alamam. Bu şeyler gelsin büyük gemiler çıksın. Levent'i e kendime tak takmayı düşün. <laughs> <laughs> Pardon arkadaşlar. <laughs> Bu ne be? Anam Japonya'nın karabiberi çok. Bu Kabul kimlerden? Kimselerden değil. Okey abi şuradan tane dalganın arasında artı bir aldı. Fıstık gibi. Bunlar Splendid kampüsler arkadaşlar. Artı dört. Özellikle buraları yükseltmeye çalışıyoruz zaten. Şimdi yönetim kartlarında da daha takmadığımız şeyler var ya inanılmaz. 40 saniyesi Victory çıkacak. for the forsaken. Hey, hey teşekkürler inlever. İnlevelse. İnlevelse. Bize fazladan bunlardan var. Sen sen Bende para yok ya. Oy oy. Hadi bakalım. Bu enteresan bir maç olacak. Kuvvetli büyük muhtemel bir ihtimalle kaybedeceğiz ama umurumuzda mı değil arkadaşlar şuradan alacağım sayınsa bakar mısınız ya yeah! ah, saçmalık Yeni tekrarlarını YouTube'a koymak istediğim tekrarları özellikle YouTube'a koymak istediğim tekrarlar diyorum arkadaşlar. Zaten YouTube'a atıyorum. her tekrarı koymuyorum sadece. Artı 3 gold artı bir housing. Değil. Buradaki kaynaklar daha kritik şu an. Bu arada Japonya'nın karavelleri vardı. Farkında mısınız arkadaşlar? Bilmiyorum ama. Ya Erkino'yun oyun bu şehir sayısı üstünlüğümü alabilirsem. Bu arada Galapago adaları biliyorsunuz ki Darwin'e kafa açan adalar yani. Bızır bızır bızır. Buradaki tayalı bozar mıyım Bozmam. Dayanamadım bu arada. Ya yani şöyle bu hiyarlık ettik. Tam bu bina yeni bitmişti. Eee... Şu Ancestral Hola açacaktık. Öyle yapacaktık ki yeni kuracağımız şehirlerin üzerine bir çıksıncılık çıksın. yapacaktık ama arada böyle angütyuscular oluyor bildiğiniz gibi arkadaşlar. Çok yapacak bir şey yok. Var. Ve buraya kurduğum şehir sayesinde buradaki baskı da bir anda bitti ve burası da artık benim şehir kurabileceğim bir e, yapı olarak tarihe kendisine altın harflerle yazdırdı. Yani böyle geniş rahat oynamanız lazım. Yani başka şansınız yok. Hala eksik ticaret ticarutalarım var bu arada. Bunları bir an önce tamamlamam gerekiyor. Ama bunları tamamlayabilmek için de şu yolları açmam gerekiyordu. Purchase birikmiş feytimizle. Heroic çağda olduğum için Got biliyorsunuz something arkadaşlar. Special for you. Got something special for you. Hey, hey. Alp çok teşekkürler. Ooh. Bu arada kolosu da kaçırmışız. Bravo. Olsun. Ehemmiyet yok. Elzem değil. Bunların hepsi olur. Her zaman bir gün olacaktır. Halikarnas bizim olsun. Geri kalanı sizin olsun. Hop. Şuraya hemen bir şirketimiz daha yerleştirdik. Pıt. Hop şöyle bir liman. Şimdi Tur 66. Oyunun 5'li birlik kısmına geldik arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şehrim var. Ki muhtemelen rakiplerinden daha çok şehrim olduğu kesin. Abi Japonya'nın başlangıç lokasyonuna bak ya. İnanılmaz. Bu ne abi? Ayıp ya. Adam Natural Wonderland'ın falan dibinde başlıyor. Biz nerede başlıyoruz? Fırtınanın göbeğinde ya. I have storm ya. İnanılmaz yani. Ee, şu an amacımız bilimde çok geride olduğumuz için yaklaşık 20 teknoloji kadar bunu yakalayabilmek arkadaşlar. Ve şimdi naolar da çıktı. Oh gel yavrum gel yık. Gel yık. Eee Şimdi bir daha altın çağda kalabilir miyim? Altı tur kalamam. O yüzden de kendi ünitemi özellikle basmayacağım. E, çünkü yetmeyecek bana. İlk Great Merchant mesela bu abimiz artı bir ticaret yolu kapasitesi. Yani bunu mesela kaçırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bunu alacaksınız. Başka şansınız yok. Gerçekten başka şansınız yok yani. Şimdi bayağı bir geriden geldiğim için şurada yapmadığım kocaman bir teknoloji ağacı var değil mi? Bu hızlandırmadığım. Abi kale duvarlarına kadar. Bakalım getirebildiğin kadar hızlı getir. Neler getireceksin götüreceksin bize göstereceksin. Hop. 21 gold daha tur başına. Gerçekten this is madness ya. Şimdi bu şeyleri tutabilmek de kritik bir konu bu arada. Şimdi bu Japonya ile aramız dertli. Her ne kadar benim iki katım kadar bilimi vardı ama artık neyse ki yok. Tur başına 126 gold. Bakalım. Gel yani biz seninle barışır mıyız? İki tur sonra barışırız kardeşim. Güzel hatırlattın. Evet. Önce navigasyon okulu bunu açacağız. Ondan sonra diğerlerine koşturmamız gerekiyordu. Bravo. Teşekkür ediyorum. Ben de gaza geldim çünkü. Ee, şimdi şu alt tarafta kampüs yakınlık saytını koymadık. Şimdi geride kalmamızın sebebi yönetim kartlarını ben gene değiştirmeyi unuttuğum için oldu arkadaşlar. Çünkü şunu yapmam gerekiyordu. Bunu bir önceki e, seçim bayağı bir önce koymam gereken bir şeydi bu aslında. Setleri ucuzlaştırmam ama setlere para vermedim ki yani kampüs. E, Yüzde yüz yakını kampüs konusu. 63. Asıl benim realite e, bilimim bu. Aa bu herif commercial hub üzerinde çalışıyordu. Hay bin kunduz ya. Tamam neyse elimizde dursun. Fazla ticaret olsun. Zaten bunu kaptırmak istemiyorum. İyi oldu. Kaç tur ayıralım? Mesela 5 tur var. 38. 6 puan çıkartır mıyım Golden Age için ya? 35 çıkmaz buradan gitmez. Kiliman daha bitmesi lazım onun olması için. Aha! Diyorum ya arkadaşlar. Tertemiz ya. Çiçek gibi. Gönlü pek. Mutlu. Mesut. Buraya da balinacılığı verdik mi? Ay <laughs> Bizim artı bir ekonomik polis slotumuz Oğuz of Minerva tarikatını seçtiğimiz için oradan geliyor arkadaşlar. Hala eksik ticaretolarımız var ya. Onları da buradan başlatmak istiyorum. Ee, 480 gold. Bir sonraki tur. Ya bir, Ulan şu Golden Age'ı nasıl kaçırıyorum ya? Hmm, Aa Kaçırmayabilirim aslında. Dur. Purchase. <laughs> Builder. Ay dur. Nereye basıyorum? 3 tur. 2 tur sonra bir tane varo zıvır zıvır olabiliyorum. Bu sabit, bu sabit. İki tur. Ah ulan be! Bu kurtarır mı acaba? Hey hey çok teşekkürler Ozan. Çok sağ ol. Ah ulan be. Çok geç gördüm. Ah ya. Neyse sağlık olsun. Tur başına 140 138 gold fıstık gibi. Ya Levi yapmaktan ziyade ee, kendi özel gemimi üntemiş çıkaracağım arkadaşlar. Kurtarırsa bir tek o kurtarır şu an. Başka bir şansım yok. Yok bitmesin. Bak bir tur Wonder Erascore. Tatsızlık ya çok büyük tatsızlık. Bir Erascore'a kaldık ya. O Japonya evde barbaritolarla mı uğraşıyor? Make peace. Ya hiçbir şehrin yok senin Japonyacım. Nasıl bu kadar üstünsün benden? Gör, görünen mi o kadar şehir yok? Ah yemedi be bu da yemedi. Ulan dedim belki şey kurtarır. Bu great person'u da değerlendiremiyoruz zaten dalgamız olmadığı için. Moe'nin özelliğini kullandık arkadaşlar. Ah ya. Abi bir dakika Moe'yi öldürmekten kastınız şu mu? Hemen bakalım 46 60. Yo relik zaten bir kere aldım daha önce bak 46 60 hiçbir şey değişmedi. Ha, öyle artı 2 veriyor. Okey. Ama kendi kendine ölmesi lazım. Anladın mı? Yani çok çok yazık oldu ya. Bir turla kaçırdık sağlık olsun arkadaşlar ya yapacak bir şey yok. Evet çok üzücü. Olsun. Her bir başarılı ticaret odasından bir artı ekonomi yapacağımız için hiçbir problem yoktur. Education geldi. Navigation School geldi arkadaşlar. Şöyle bir genel resme bastım. Tanklara doğru hızlıca bir gidiş. Ama bir tur önce basamıyordum atı ya. Deneyelim mi? Bir 5 tur öne alıp. Ne diyorsunuz? Bir turla Golden kaçar mı ya? Ama... Şöyle yapabilirdik. Ee, şuradaki tarlayı Şuradaki tarlayı yaksaydım bunun gelen altını ile belki atı basardık ya. Ya da şu yukarıdaki domuzlardan birini yaksaydım. Dur kaçtayız? 73, 72'ye kadar Kuruk şehir şuruk, şuruk daha yeni kurduğumuz zaman. Kartı daha erken de değil. Hangi karttan bahsediyorsun onu kaçırdım. Bir saniye arkadaşlar. Ben de hemen da bir hızlıca bir tuvalete gideyim. Bakalım taktik taktikler sizde. Bakalım bu 5 puan nasıl toplayacağız. Hani deneyeceğim şimdi. Hemen geliyorum. Bir hızlı bir tuvalete gidip geleceğim arkadaşlar. Geldim. Aynen bunlar önemli District ayarları arkadaşlar. Tamam çok güzel. Şimdi. Bizim sefil, sefil şehrimiz buraya kurulacak zaten. Bu tamam. Change policy. Settler kartını çıkart. Kampüs yakınlık bonusunu kesinlikle koymam gerekiyor. Wonder'ları hızlandırmaya koymam gerekiyor. Ve Wanderer's Dano kartını koyduk. Alt tur. Ee, uh... Maui'nin doğal yollarda ölmesi gerekiyordu. Denizde de boğulmuyor ki. Aslam <laughs> <laughs> uh... Magnus işte burada çok işimize yarardı. Gerçekten Magnus bambaşka işimize yarardı burada. Hop bir dakika benim şuradaki referans monitörü gene kendini kapattı. Gel kendine yavrum. Yes. Wonder'ın bitebilmesi için Builder'ı zaten alacağız. Çünkü burada yakalayabileceğim başka bir Great Person yok. Bu Builder'ı alacağız. Sonra şehrin fokusunu tamamen production'da değiştireceğiz. 60 gold bir tur sonra. Aa demin alt tur olan şey ne oldu? Bir dakika niye bozuldu şimdi? Of. Alt tur. Okey. Buraya gelecek. Tam horse horse buna bakacağız arkadaşlar. A man on a horse is I don't underrate. Beş dur, dört dur. Wonder garantilendi. Wonder'ı garantiledik. Wonder'ı garantiledik. Şimdi. Horsum var zaten elimde. 4 tura bitiyor horsum burada. 5 tura burada bitiyor. Gerçi production full production focus alsam buraya horse'um hala 4 tura bitiyor. Bu arada horse'umu satın alabilirim. Ama para now ile daha önemli. Evet, aynen öyle. Üç tur. Şuradan aslında bir şeyler cırıklayıp kestirsem kurtaracak da. iki tur buraya gidip onu yakabilirdim aslında. Buraya gidip destroy et sonra onu kes biraz daha gold Ama natural wonder, wonder, wonder büyük tane kurtaracak ya. Yani. 4.80 bir sonraki tur. Şey alacağız. Aa. Mm -hmm. a vast tomb line 42 okay i guess Bir de artı 2 puan işte ya. Fıstık gibi. Tertemiz çalışıyor. Evet. Buraya bak ya. Başkente bak. Başkent çıldırdı be. Ulan Lisbon gibi Lisbon ya. Olacaksa böyle reload değil mi? Reload'un şeyi olsun yani. Yapacağım yapacağım. Commercial hub yapacağım bir tane. Hı. Tamam abiciğim, Sen böyle. Bize. Fate hariç. Her şeyden var kardeşim. Pıtır pıtır. Rocks in my there are very honest. Reform the coinage tertemiz. Okey abi bir şey de almış olmamız gerekiyor. Şimdi şu edukasyonu alacağız. Ondan sonra da aşağı yoldan haldır haldır yardıracağız. Sonra da bu özel gemilerimizle sağa sola e, e, operasyon yapmamız gerekiyor. Şimdi commercial hub'ları da koyacağız bir yana. Nice. Şimdi bu rakibin neydi bu? sınırlarımızın açık olduğu. Açık olduğuna emin olalım. Of tam şuraya şu bahsettiğimiz binaya koyabilirsek arkadaşlar. Of. Wow demek istiyorum sadece. Sadece wow demek istiyorum. 18 teknoloji, 32 teknoloji. 14 teknoloji geriden geliyoruz. kampüs binalarını hızlı yapabilirsek çok güzel olur. Navigation bir okulları ile bence bayağı güzel toparlarız. Bunlara trade. Diğer medeniyetleri de bulmam lazım çok acil. Tur başına 249 altın ya. What? Delilik ya. Gerçekten delilik arkadaşlar yani. Beş tur sonra alacaksın. Boşu boşuna gol harcamanın bir anlamı yok burada. Oh. O sıra bir de 44 gol bir seferdik. Yes. Bu arada İngiltere buradaki cücük kadar kaldı ya. Bir şekilde o battleshipleri ıvır zıvırları erken çıkarsam ben İngiltere dalarım bir yerden sonra ya. Ama oraya gelene kadar. Yani aslında şuraya çok hızlı gelip bu frigatları çıkartabilirim. Ama barutsuz hiçbir işe yaramayacaklar. O yüzden barut, frigat endüstriyel Ve çay. Venedik Arsenal'e yani buraya da gelmem gerekiyor. dur bakalım ya. Gitarcı Üf, gerçekten vahşi terke. Yes. Haydi bakayım. Bu bir. Bacak. şimdi Maya Pati ile eşek gibi ticaret yapacağımız için aynı şekilde buradaki şehirde de ticaret yapıyoruz. Okey ne geldi? Fazladan bir lüks klonluyor. Çok güzel. commercial hub'larımız ayrılmış. Singapur'u da bir kendimize bağlayalım. Şimdi turbaşın gelen kültürü de arttırmak lazım. Yani kültürsüz kalamayız. Şimdi bizim özel nao'larımız da çıksın. Japanese Bak şimdi Japonya'nın kalan son parasını da tüketelim mi elinden? Ulan be. Senin de işin zor be. Fazladan bir lüks kaynağı ne var denizde kullanabileceğimiz? Gerçi şunu gemilerimizi birlikte değerlendiririz. ah Beowulf'u verecekmiş falan. Aynı şey ticaretini ediyoruz. Al yer değişim ne fark eder? Okey, şimdi bazı şey hızlı upgradeleyebileceğiz. Şey de alalım, artı bir kültür, 36. Hop buradan da böyle 260 gold. Ee, şu an hayvan gibi gold'umuz var. Purchase. Hop iki üniversite. Boost'unu aldık. Ah. Archipelag map'teyiz arkadaşlar ya. Şimdi herkesle böyle aramızı iyi tutacağız ya. 78 birim. Geldi mi güzelim aletimiz? Şuraya kurabileceğim ya. Yok kuramadım. Biz İngiltere'yi ya. Ha geldi başım belası. Keltuş efendi. Victory for the forsaken. Ati. Teşekkürler. Ee, 11 tur. 2 tur sonra buralarda bitecek şeyler. Tur başına 280 gold. Haydi bakalım. Aa, commercial e, harbor yakınlık şeyini kullanacağız. O da kritik bir konu. Ee, şuradan bir fazladan dalgalardan alalım. Evet. Artı 43 gold. Şuraya kurduk ya malzeme. Ha 340 gold u Arthur başına. Mansa Musa'dan daha manyak bir şey bu arkadaşlar. Ben yani diplomatik victory alsam mı acaba ya? Bayağıdır diplomatik victory almıyoruz. Yani bu kadar parayla diplomatik victory kazanırız bence. şimdi Londra Mondra yeni ticaret ortaları. Adam bak Herkül'ü falan kaptırmışız. Umurumda mı? Hiç değil. Ya bir gici ya. Londra'nın tepesine de kurulduk. Şuradan da Merchant Republic'e geçelim. Vahiy neler diyorsun ya? Artı bir production sal. Uluslararası ticaretten artı bir science almak çok daha kritik şu an benim için. Ee, her bir envoyum için artı iki. ilk konta salla artı iki influence ve her bir envoy için artı bir gold diyeceğiz gene. Ee, Wonder yapmıyorum şu an. Settler üretimi. Asker masrafını kısarsak şu an hiç gemimiz falan yok ama. İngilizler böyle arkadaşlar denizci medeniyeti sonuçta ya. Okey abi. Merchant Republic'i aldıktan sonra aydınlanmaya doğru koşma vaktimiz geldi. Şimdi hayvan gibi nüfus basacağız. Ee, bu şu şübeleng, belengi almak istiyorum. Bunu kaptırmak istemiyorum. Çünkü onunla birazcık barbar dövüp ordumuzu büyütebiliriz. Bak artı bir ticaret rotası artı bir tane de buradan 12. <laughs> Neler oluyor? Oyunu bozacağım galiba sonunda. <laughs> Bu ne be? <laughs> 400 gold turbaşı. <laughs> bekleyemeyeceğim. Şimdi Londra'ya 30, Mayapati'ye 40 gold. Hop, 450 gold tur başına. Sonumuz hayırlı olsun arkadaşlar. Vallahi sonumuz hayırlı olsun. 97 sayısı çıktık ha. 13 teknoloji hala Japonya ilerimizde bu arada. Ne kadar ince bir balance, ince bir oyun tasarımı var arka tarafta ya. 30 Londra'ya, 31 Gold. Artı üç ticaret oradan. 30 gold da oradan. Tur başına 560. This is crazy. Bu arada İngiltere falan hiçbir şey yok. Yani şu battleshipleri erken çıkartabilsem çok büyük bir savaşla bütün buraları alabilirmişim. Ama bu kadar da güzel belki de kurgulayamayacaktım. Ama şu Jebeleng Jubilink var ya eğer İngiltere'ye savaşıp Jebeleng Jubilink ile İngiltere'nin gemilerini kendime konvert edebilsem Ah neler yapmam da. Wow. Çok acayip bir oyuna dönüşüyor gerçekten. Ya buradan domination'a dönülür mü? Ya yani... Onu onu biraz daha ileride veririz. Şehir sayım çok az. Jebelen Jübrünk. Bunu aldık. Fazladan bir tane valiye de hayır demem. Gerçi bu adamları saklamam gerekiyordu ama. Venedik Arsenal'i. Haydi bakalım. Şimdi yeni disçikleri de almam gerekiyor bir yandan. 111 bilim. Nasıl bir denge kurmuşlar oyuna gerçekten ya. Valla arkadaşlar DLC değil de genişleme paketlerini tavsiye ederim ben. Eee Rise and Fall ve Gathering Storm fazlasıyla yeterli arkadaşlar. Yani kapabiliyorsunuz, bu ikisini kapın. Ben Japonya beni dinamosa başladı. Sen ne dostuz. Gitarca ile aramız açıldı yalnız, bu birazcık tatsız. Şimdi bunun neden olduğunu bir çözmemiz gerekiyor. Çünkü savaşmak istemeyeceğim bir medeniyet. Ha, küçük bir adaya yerleştiğim için... ...ticaret delegasyon falan, oradan, ıvır zıvırdan kurtarıyoruz. Make Deal. Senin var dolu param vardır ya. Sana şöyle de ekstra. Çok iyi. Epic of bundan bir alır elinden. Alliance'ı senle ticaret olan bir research alliance kurarım. Donanmamız gelişiyor. Abi şu an çok tehlikeli bir yer. İngiltere'ye acaba Fethiye çıksak mı ya? Ya tur başına 600 gold'um var şu an. Ama sana daha güzel bir planı var. Of, oh, sea doglarını çıkartıyor ya. Bu çok tatsız. Böyle bir anda tepe taklak olabiliriz ya. Neyse ben, ben bildiğim gibi oynayacağım galiba bu oyunu. ya yani diplomasiye göre başladım. Demin diplomasi deyince ona göre bir kafamda plan kurdum ama dur bakalım bir yol bulacağız şimdi. Şu İngiltere'yle savaş açtığımız anda ortak çok tatsızlaşacak. Ama arkadaşlar date'i de olduğumuzu unutmayın. Ya yani buradaki 4 şehir bana oyunu kazandırır. Yani o kesin. Ama İngiltere de yani şey değil abi adamlar da boş değil. Anladın mı? Hani bunda riske atamıyorum. Baksana. Vay Japonyalar bana hirarsa to Herkes sanat eseri veriyor bir de bana ya. İnanılmaz. İngiltere altın yok. Arkadaşlar bir dakika. O zaman eğer öyle bir şey yapacaksak barutumuz var. Başka şansımız yok. Madem iki yolu var bu işin. Sen de ya. Ya da gidelim. 133. Şu an yani inanamıyorum ya. İnanamıyorum. <laughs> Nasıl bir şey ya. Teknolojik olarak bende ilerdeler. Ama turbaşıda ürettiğim science neredeyse aynı adamlarla. Ve sadece yeni teknoloji geriye düştüm yani. Tek korkum şu C-Dog'lar işte. ve karaveller. Yani duvarları olmadığı için bazı şehirlerimin çok ciddi sıkıntılar çekebiliriz. O yüzden önceliklendirmeleri bir tık değiştirmek lazım. İki tane ticaret ortam bu arada boşta kalmış gene. Al 6 gol sen olsun be Japonya. It's not the Turn 89. Purchase. Ulan Venedik Arsenal'a 8 tur var ya. Yarlık mı ettim? Aslında yerlik etmedim. Mantıken. Altın Çağ'a girmeye bekleyeceğim. <laughs> Yuyen'a gelmişken 4. strateji beta da olsa Axis and Allies Team'de yorumunu merak ettim. Ee, bir de CS Hero's Memories uh, Songs of Conquest. Bak bunu çok isterim. Ee, Kredi bu tür şeyler süper ee, bakacağım tabii ki ama yayınlarda genelde unutuyorum ee, rica etsem acaba Discord'dan da atıp hatırlatma şansım var mı? Genelde çünkü orayı daha çok kontrol ediyorum ya da geri dönüp en azından bir hafta sonra bile olsa görebiliyorum oraları Okey bu gemi burada bunu tutacak Bakalım Venedik Arseni bizde kalacak mı? Ya canım siz de her şeyi benden istiyorsunuz. Ya her şeyi vereceksen boyun hiçbir anlamı yok. 138. ne yapsak girsek mi? Da? Hadi save alalım burada bir. Ay. jaho. <laughs> Kapsak mı kapatayım? What? Ha, bu adamlar Ben Ela'yım ya. Nereye saldırıyorum? Fanteziye bak. Hiç, hiçbirinize söylemiyorsunuz ya. <laughs> Necat aynı. <laughs> Şimdi gördüm ya. Okey. Hedef, hedef değişiyoruz arkadaşlar. Valla Venedik Arsenal'i bekleyemeyeceğim. Gitarcı da eşdeğer tehdit bu arada. Ama gitarcıyı almak demek çok önemli. Hazır yapılanmış mükemmel şehirler demek. Wonder kartını takıldı da global wonderlara destek veren kampanyadan faydalanmam gerekiyordu. Fez Fez'i aslında kendime bağlasam çok güzel olur ya Gerçi Fez ne yapıyordu Religious unit Sal Fez hiçbir işimiz yok Ceneve heh işte burası Peter demiş bu Bunu Peter'dan sökmem lazım Biliyorsunuz arkadaşlar, şehir kurmayı hiç bırakmamak gerekiyor. 77. 2 yer arası. Aa ulan. Gene 2 puan Erascore mu kaçar, kaçmaz? Got something special for you. Yay. Tytoni day Teşekkürler. Ya söyle bakalım. Bir era skor nereden gelecek? Şimdi. James Young'a alsak daha da iyiydi. Biraz acele ettik ama. Gene Venedik arsaya takılacağız ya. Tek tuşla arkadaşlar tek tuşla. Ama işte geç görülmüş hareket gene yani. Neyse. Golden elden gidiyor. Leventa gitarcı da. Leventa bana savaş açacak. Okey biz oraya hazırlıklıyız zaten şu an. Çünkü Leventa'ya bize savaş açacağız bahaneyle. Leventa yanacak. Leventa yanacak. Zombi modumuz kapalı kapalı arkadaşlar. Ah olana. Ah. Bir turla gene golden kaçırmak nasipmiş. The key words of bütün şehirler zaten deniz kenarında değil mi? Nice. Ay, neyse başka şey size çıktım. Keep city. Ya bakalım. Bir yavrucum. Hop. O sefer bu seferdir arkadaşlar. Alttan Şimdi ekonomimizin büyük bir kısmı dağılmış gibi görünülebilir. Mija kartayı da indireceğiz hemen. Hazır duvar yokken. Bir de mayapatiti fıtır fıtır indirirsek. Şu orta tayalına çıkabilsek şunun. ah, ah neyse. Is... Ya yeah, tamam. Lan, susun işte be. Kampüs binalarını mı hızlı yaptırsak acaba ya? Harbor binalarını hızlı yaptıralım. Yarsa. Harbor. <laughs> Okey. Evreka bu da geldi. Change policy. Settler kartını salla. Eee... Commercial Hub değil. Bir kere şu kartı alacağız. Wonder, Settler, zıbır 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 zıbır. Zıbır ama commercial hub diyor. Commercial hub'lı binam çok az. 10 ve üstü nüfus olan var ama. Rasyonizm kartını her türlü alacağım. Bu çok kritik. Spider'ı sal. Daniel Rodgers'ın. Inasya zon yakınık bonusu burada. Naval şeyim yok ki. Eee, kartım yok ki şu an. Naval Tradition. O gelince koyacağız onu. Onda onun ticaretlerimiz birazcık tatsız. Evet evet daha yok. Okey şu an bu şu Venedik Arsene'nin bitmesini bekliyorum çünkü gemileri dub dubleleyeceğiz. Sonra o biter bitmez hemen İngiltere'ye döneceğiz arkadaşlar. İngiltere biter bitmez İngiltere'den aldığımız gazla birlikte devam edip Japonya'ya girmemiz lazım. Japonya'dan maçı Picchu'ya maçı Picchu'lardan en son karşımıza Angkor alıp orada bir numaralar çevireceğiz artık ama nasıl olacak bilmiyorum yani. Ee, hazır Elayım olan bir yerle artı science alabilmek baya kritik bu arada. Geneva da aynı şekilde. dur şartları bayağı kritik bir konu Hadi Venedik Arsene 3 tur. Şuradan bir Builder kapalım. 4.5 Science de oradan ekle. Artı 6 Science. Levent'i kesinlikle almam lazım bu arada. Biraz da para biriktirmek istiyorum çünkü birkaç tane frigatı tek seferde alabiliyor olmam lazım. Biz sanat manat inkar etmiyoruz. Having <laughs> Hadi la iki tur kaldı verdik Arsene'e. Tamam o gemiler oraya kadar. Naval Tradition. Şunu geliyor Naval Tradition kartımız bu arada. Şimdi Levent'e de bombalamaya başlayacağım dışarıdan. Buraya da bir tane cücük kadar şehir atmış. Şimdi dokunalım bakalım birazcık. 6 tur. Jakarta'yı düşürüp 3 tur içerisinde şeyi almam gerekiyor. Bu başkentini almam lazım. Kız diye bir türlü olmayacak. En büyük savaşı İngiltere ile vereceğiz bu arada. Bakalım aramız iyi. Onlarla aramız iyi. Bir şey olmaz. Onlar tutar. Ah ulan. Tamam çok iyi. Değilmiş. Bir tur kaybettirdi bu iş bana. Çok bir büyük kıyarlık ettik. Naval Infrastructure. Yay. Harbor'ların yakınlık konusunda koyduk. Evet evet ya ben hep şeyi unutuyorum arkadaşlar bu arada Hepiniz çok haklısınız. Ee, sal şey bu tür oyunları R ile oynamak yerine hala mousela bastığım için kekorotti gibi ya, seneye yaparsın işte şehir şehirdir arkadaşlar birazcık benim kendi hıyarlığım o yüzden sorry bir tur sonra Venedik ile geliyor. oyun çıkarken robotlara dönecek galiba ya. Yani bir medeniyeti bitireceğim. Kime de bitireceğim hemen akabinde. Sonrasında çok ciddi strateji denememiz gerekecek gibi gözüküyor şu an için. Evet artık arkadaşlar Venedik arsiyerimiz gelmiştir. Oo Gitarcanın batıkları burada mı? Şimdi burayı çok 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 daha dertli bir şekilde tutmaya çalışacağız. Ee, valla Reyna'yı alacağım şimdilik. Şurası birkaç tur daha elimizde kalabilsin diye sadece. ihtiyarca terör, terörünü bir an önce bitirmem lazım. Sonra 5 selamlar. var. 800 saat terörist ve Siv 5 Sivart'ın toplam 660'ın birisi olarak maruzatım var. Siv 6 oynarında deity zorluğunda bir şekilde mid game attı bir sen yapay zeka korkunç farklar atıp toz zamanı katabiliyorsun. Terörist 200. yıla gelme. end Endgame Crisis gibi bazıları konteksimizde kimse oyununda. Gerçekten 1500... <laughs> sıkıcılaşma yapacak bir şey yok ya Arşinotik yani ee, nasıl bir o ü ü übersiv mi çıkartalım Ah son sahne duvarı koyarsın tabii ki turda. Ben bilmez miyim seni? Ah barut istiyor. 3 tane şehrim var barut vermem. Ya bu oyun acaba hakikaten domination alabilir miyiz ya? Buradan döneceğim en yakın yer neresi bu Osaka, Osaka buralar. Buralardan bir şey almak hiç mantıklı değil. Peki asıl soru ben niye oradan iki tane gemi çıkartamadım? Çünkü purchase'larda değil, productionlarda çalışıyor, değil mi? Ah benim aptal kafam. Olsun. Olsun sorun değil. Buranın savunması şu an çok kuvvetli. Tercihin hala 600 puanı var yani genel olarak. Ama şehri kalmamış olması. Ah ulan yapma işte şunu son saniye. İki, iki turda duvar çıkartmayın şu şehirlere ya. Yok kimse bana karşı militeri yok. Neyse şabalın jübülünkün güzel tarafı bu işte. Doğru elemanı alırsan. Ha çelik, çeliği mi keşfetti bu? Bu yüzden mi çıkarılacak? Yok çelik keşfetmiş şey olmasın. Gerek gücümüz yatsınamayacak pozisyona geldi. Hala tur başında güzel şeyler kazanıyoruz. Ki gemi kaybettik arada ama olsun. Yani promotionlar birazcık kritik ama. Güzel. Aşağıdan yavaş yavaş dağılmaya başlayacağız. Şu ajanlar ve fazladan bir wild card policy slotu ile birlikte. Ee, bütün ticaret artı 4 gold daha alabilirim. Bunu kullanabiliyor olmak geri çok güzel olacak çünkü. Unit upgrade. Gerçi gerek yok. Unit maintenance çok dert değil. Kömür mömür ıvır zıvır bulmam lazım şimdi benim. Çünkü İngiltere ile savaşacağımız için. Bir de teknolojik olarak benden önünde olan kim var? Machu Picchu, var. Bu herif 40 teknolojide. Şöyle banka, scientific theory tahminen şeyde aldı. Onun da etkisi var. yıllanabileceğim herhangi bir toprak parçası da yok. Neyse şu hero ölmesin hemen. Tek saldırı alsın. Hadi kimse yok şu an. Şuraya tek sefer alalım. I saw a bang. tane düşmanımız var asıl. Ve şu an İngiltere'nin de oraya gelmeden önce İngiltere'yi durdurmam gerekiyor. Şu an turbaşın 200 sayısı çıkmış gibi görünsem de İngiltere üzerinden şey atlamamız lazım arkadaşlar. Hazır İngiltere'nin gemileri yolda cacıkken. Bir yolunu bulup oh, iki tane İngiltere şehrini indirsek bilimde öndeyiz zaten. Yok o bizim defense ederken ki artı altı strength'imiz ya. Bir an önce armada yapma, yapabilmeyi açmam lazım. Hadi. Bak getirdi adam o sırada gemilerini. 48 3 teknolojik fark kaldı arada. Şimdi bir de kardeşleri kardeşleri kırdıralım. Evet. Dur sana da ilgileneceğim. fırsat bu fırsat. Bak Londra'ya şimdi daha yeni duvarı düşürüyor. Hay lanet gitsin ya. Sikere var mı şimdi? İngiltere'nin çok gemisi var ortalıkta. Bütün hepsi bunlar ne oluyor? Ooo what the? Bu çok tatsız. Japonya nereden çıkardı o gemileri ya? Aa, yapmayacağım barış sen bilsin tı tı 55 strength 40 strength <laughs> yapacak bir şey yok Tamam gitar şurada iki tane cacık şehri kaldı. Artık onlarla uğraşmam gerekiyor. Başkentini aldık. Şimdi hemen operasyonu başka yöne çevireceğiz. Çok normal ya. Çok normal burayı. Dört tur. Neyse Fate de birikti baya. Garık şehri kaybetmeye göze alamam çünkü. Japonya'nın kıytır gemileriyle uğraşacağım için. Okey kömür de geldi. ya yok yukarısı yukarısı bayağı tutacak orayı ya. Burada bir save daha alıyorum. Ya bu da. Elizabeth mi yok Victoria'ydı değil mi bu? Çünkü sonra 1 2 3 başkent kalıyor. Rusya da burada 4. Hepsi aynı yönde. Bu oyun domination'a dönebilir arkadaşlar. Let me tell you that. Oyun dominasyon olabilir ama <laughs> çok uğraştıracak ya o kesin ya. Şimdi benim senle arkadaşlığım ne zaman bitiyor? Bir de bu da önemli bir konu. şuraya iki tane gemiye mal oldu bana ya. Çok güçlü abi. Karavellerin şeylerin büyük seviyelerini çıkartmış. Adam hala demir memir istiyor benden. aklını yemiş olmalısın. Şimdi dur. Purchase. Şu İngiltere elayımın bitmesini bekleyeceğim. Boş boşuna erken de çıkarmak istemiyorum adamları. Hayır, refining, battleshipler. Adamlar uzaya gitmeden önce ben bu dünyanın sonunu getiririm ya. for Yay! Çok teşekkürler. Deveci. Ne? Ar Ar Aral deveci. Ben Ar Ar arayı diye okudum dedim. Ne oluyor ben? Yani o gemileri bir anda kaybettiğin zaman yani o ekonomik şamatası çok eğlenceli bir hale geliyor. Bir tane Frigat kaybettim. O bir kötü oldu. O sakadan çıkartıyor Maşallah bütün her şeyi. Oh, bütün gemilere artı üç combat sıçaktı. Hadi yavuş, haydi yavuş. Artı üç combat, artı üç combat'tır. Of oh, şu İngiltere ile işimiz bitmedi. Hadi git harcayalım. Make peace. 18 gold, 600 gold vesaire mi istiyorsun barış yapmak için? Para mevzusunu unut. Al sana epic vereceğim. Para mevzusunu unut. <laughs> Onu da alamıyor ki. <laughs> Zaten varlığınla yokluğun arasında herhangi bir değişiklik yok. Şuradan tek boostları bir alalım. <laughs> neler diyorsunuz siz orada? <laughs> Abicim kömür yok mu sizin hiçbirinizde? Muhteşem. Gerçekten benim inanılmaz işime gelen bir konu. Haydi ya. Bekleme yapma. Bekleme yapma. Privateer'lerle erken bir yola çıkalım burada. Oo, gemiler gemiler. Şimdi çok 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 büyük bir dertle yüzleşeceğiz biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu tarafta da bir tane gemi bırakmak istiyorum açıkçası ne olur ne olmaz. <laughs> Tüm dünya ile aynı anda savaşamazsın Tuna. Tüm dünyayla aynı anda savaşamazsın dediler. Ama bilmedikleri bir şey var. Kaşır iki tur sonra ölüyorsun sen. Okay. Bir iki tur dayanırsan bu iş çözeriz. şu da bizde. Singapur. Da bizde bunu direkt altlayıp. Aslında bu abi. Feze değil. Aa. Şöyle bir yere Etraf bir açmaya başlasın. şirket kurarız. Haydi bakalım. On trade route boşta çok normal. Herkesle savaşırın. Daha yine trade route'lar boşu çıkıyor şu an. Hadi bakalım hadi bakalım. Bu çok kötü üzdü karaveller. Neyse. Bir 1 arkadaşlar tek tek. One by one. Tamam kardeş. Bu iş böyle yapılır. Acil durumda buna bir tane de diğer naval unitlere karşı bonus verdirtirsin. Şimdi C-Dog'un tek başına burada yok olmaması lazım. Bu kritik bir konu. Şimdi şuradaki gemileri kırıp Manchester'ı indireceğiz. Manchester'dan Londra'yı indireceğiz. Birmingham. Sonra buradan Rusya'nın ve şeyin ee, Azteklerin kapısı açılıyor. Of. Oh. İş. Fabrika buradaki bütün binaları kurtarır. Aa, Tam buradaki saldırı bir tık geri çekildi sanırım. Şu Japonya'nın tatsız gemiciklerini bir kurtarabilsek şuradan. bu savaş bayağı tatsız sürecek. Ve biliyorsunuz değil mi? Size bunun devamını izletmeden önce Battle kah e ne kadar kaldı? Refining 4'tür 6'tür. Neler battle ship Frigatlar. Bu risk alınır. Era score zaten. İşte buradan bu ticaret yollarını götürürsen bütün ticaret yakacaklar. Bu yüzden bunları güvence altına alıp Kendi içimde artı 4 goldlara döneceğim. Başka şansım yok. Domestik ticaret rutaları. Mecburum. Ya da yukarıdaki şehirlere. Bunlar sonsuz işler. Porto. Olabildiğince kaybetmemeye çalışıyorum ticariçilerin bir yandan. Okay. Aa. Mau geri alabiliyorum. Şaplang i̇şte, Jublunk'u da geri alacağım. Şu Manchester düşürürsek olayın gelişti çok daha güzel ilerleyecek. Tamam bir tur sonra da sen ölüyorsun. Nefis açık denizde öl. Bunlar da şey seferine çıkıyorlar. Japonya seferine çıkıyor. Aynı anda iki cephe götürmem gerekiyor arkadaşlar. Başka şansım yok. Şimdi buradaki ticaret haritasını yakınlarda kim var kullana getirebileceğimiz? Fez Geneva. Çok tehlikeli yollar bunlar ya. Ağacım ev oraya döndür her şeyi. Şimdi. Abi üç tane şehrim var bana arsik yapıyorsun ya. İnanamaz. Tamam şimdi İngiltere birazcık işimizi şey yapacak. Bolacak gibi durursa da hemen şimdi Fate. Oo. Şu Jabalank abi hemen getirmem lazım gerek. İyi yayınlar Tuna de oyunu öğrenmeye çalışıyorum. He, Tek sorum olacak. Şehrindeki gıda oranı ne kadar yüksekse vatandaş sayısı o kadar hızlı mı artıyor? Tabii. Şimdiden teşekkür ederim. Hemen hatta göstereyim. Bak şurada bir Toggle City diye, diye bir şey var. Burada şehre dönersen şehre ne kadar, nereden ne geldiğini hepsini detaylı görebilirsin. Toplam gelen yemek sayısı. Emeliyeti eksikliğinden mutsuzlar. Mutsuz oldukları için şehir nüfusu az büyüyor. Ama şehir nüfusuna artarsa emeliyetiye ihtiyaç o kadar artıyor. Bu yüzden de isyan ihtimalleri artıyor beraberinde. Bol bol lüks kaynakları, az savaş vesaire gibi pek çok konu var. Onlarla birlikte dengeli tutabilirsin. Ama nüfus bayağı kritik bir konu. Senin de tahmin edebileceğin üzere. Abicim bu herif bütün gemileri getirdi buraya. Görüşmek üzere Utku. Çok sağ ol geldiğin için. Aa, evet Ceneva artık bizimdir. Şu İngiltere'nin fevkalade nahoş gemilerini bir indirme vaktimiz geldi sanırım. Bir frigat bir frigata. Hop İngiltere iki gemiden daha indi aşağıya. Hop hop. Savaş dertli. Dertli uzun yorucu bir savaş olacak. Haydi bakalım. İngiltere'nin ordusu da bayağı bir indi aşağıya da. Burası birazcık canımı sıkıyor. buradaki şehirde kesinlikle kaybetmemem gerekiyor çünkü. Bunların her biri bir savaş gemisine dönüşecek bir anda. Artık teknolojik buz çalamıyoruz galiba. 42 43 bir teknoloji fark kaldı. 110. tur. Yes. Aynen. Bu bu olay enteresan. Okey. Şimdi size soru arkadaşlar. Tamam mı devam mı? <laughs> tamam mı devam mı? Ah, gemi kaybetmekten hiç hoşlanmıyorum ya. Hangi ünite capture oldu? <laughs> Herkül'ün kaç yılı var? Lifespan'ı e 6 kalmış. Güzel. Herkül'le karşı karşıya gelmemesi gerekiyor bunların. Aa bu katapult şunu bu lanet gemiyi yakacak orada ya. Hay lanetler gitsin. Ulan be. Bakalım bakalım olan teknoloji buluşları geldi gene. Yok ya şimdi asıl hikaye şu. Ben İngiltere'yi falan alacağım da Space Race çok kızışacak. Abi her tur bir ünite el ya. inanılmaz yani. Diyor zaman gerçi bu geminin gideceğini söylemiştim. Ha, ulan çıkma oraya işte ya. İn şu lanetler gitsin. Ah galiba bir tur öne alacağım ya. Arkadaşlar sorry. Şuradan geçecek gibi gösterdi. Ben yanlış okudum. O yüzden bir tur öne alacağım. Bu turun başına alacağım daha doğrusu. Misklik. Sorry. Yoga ekonomik zafer falan gelmedi arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş şey yapıyoruz. Gitarcıyı bitirdik. Gitarcıdan sonra İngiltere'yi alacağız. İngiltere'den sonra e, yavaş yavaş Japonya ve ardından Aztekler. Aztek değil. Ne onlar? İnkalar. İnkalardan sonra Rusya. Rusya'dan sonra da Babil. Ve umuyorum bir domination'a dönecek bu iş. İki dakika hemen geliyorum arkadaşlar. Yere kaybolmayın.